Merhaba Elektro Türk izleyicileri. Bugün sizleri nasıl Discord botunuz için botunuzu nasıl 7/24 yaparsınız ya da bir tane host sağlarsınız onu göstereceğim. İlk olarak avs.amazon'a kaydolmanız lazım. Gördüğünüz gibi ben size aşağıda link vereceğim. Kaydolurken bir tane kart istiyor. Karttan size önerim sanal kart olarak girin. Bir de inlay kabul etmiyor diye hatırlıyorum. Ben Papara ile yaptım. Papara da sanal kart oluşturarak çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü yani sanal kart oluşturmazsanız böyle bir ihtimal böyle bir yıl sonra para çekmeye başlayacaktır. Ondan dolayı size önerim sanal kartla yapın. Üzerine de sanal kartın limitini ayarlayın. Mesela limiti ne bileyim 15 lira yapın. Bir kere zaten para çekip geri gönderdikten sonra siz o limiti 1 lira 2 lira falan yapın. Bir daha para çekemez zaten. Yine kullanımı kapalı yaparsınız. Ben şimdi kaydoldum gördüğünüz gibi buraya geldim. Şimdi ilk olarak böyle bir yer gelecektir. Şurada şunlar gözükmeyebilir büyük ihtimal ama şurada Search Services for Services falan yazıyor. Buna basıp EC2 yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Buna basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Şuradan EC2 Dashboard'a basıyorsunuz. Ben önceden buraya geldiğim için buraya geldi otomatik olarak. Ondan sonra buradan Launch Instance'e basıyorsunuz. Bekleyin. Heh, tamamdır bastık. Bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan size bir tür hangi işletim sisteminde yapmak istediğinizi soruyor. Siz istediğinizi seçebilirsiniz buradan. Ama ben size önerim. Yani size zaten güçsüz VDS'ler verildiği için Windows Server 2012 R2'den yapmanızı öneririm. Yani bundan ya, isterseniz gidip 2022'den de ya da Windows 2016'dan da falan yapabilirsiniz. Ama yani kötü VDS'ler yani güçsüz VDS'ler verdiği için size önerim bunu kullanmanız. Bak bir de yanında şunun yazması da önemli. FreeTier yazması da önemli. Bu yazmıyorsa alamazsınız. Mesela ben bunu yükleyemem. Çünkü yanında öyle bir şey yazmıyor. Bunu geliyorsunuz, select diyorsunuz. Bekliyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi FreeTier yazıyor burada. Yani bu ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir sürüm. Başka ücretsiz kullanabileceğiniz herhangi bir sürüm yok şu anlık. Yakında eklerler mi bilmiyorum ama. Şöyle bakalım. Aynen yok. Bunu seçiyorsunuz. Review and Launch diyorsunuz. Basıyorsunuz şuna. Bakalım bir sıkıntı var mı? Bakıyoruz. Şuradaki storage'dan da size önerim oynamanızı önermem zaten 30 GB veriyor. 30 GB fazla yeter size. Launch diyorsunuz. Burada böyle bir şey geliyor. Size bir tür key yapmanızı istiyor. Bir saniye. Heh. Buradan gelip create new key pair diyorsunuz. Buradan herhangi bir isim veriyorsunuz. Mesela ne verelim? ETTR diyeceğim mesela ben. İstediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Ondan sonra doğulan key pair yapın. O zaman yani yapmazsanız sıkıntı çıkar, çalışmaz. Doğulan da basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi geldi. Bu dosyayı sakın silmeyin çünkü çok işinize yarayacak. Launch Intense diyorsunuz. Bekliyorsunuz biraz. Burada bekletebilir. Bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Launching yazıyor. Buradan VM Intense'a basıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi Pending yazıyor. Yani şu anda beklemede. Buradan bunun ismini de değiştirebilirsiniz. Mesela Discord bot yapalım biz bunun ismini. Siz istediğiniz bir şey karıştırmamak için bir şey yapabilirsiniz istediğinizi. Şimdi birazcık bekliyorsunuz. Şuradan bu olana kadar. Size önerim bunu da herhangi bir yere atmanız. Şöyle. Yani size güvenli olan herhangi bir yere atmanızı öneririm. Mesela ben buraya aldım. Sakın bunu kaybetmeyin. Hatta mümkünse yedekleyin daha iyi olur. Bekliyoruz şimdi. Bu birazcık uzun sürebilir. O zamana kadar da nasıl atmanızı önerdiğimi göstereyim size. Normalde yani siz bunun hepsini böyle de atabilirsiniz. Ama siz böyle atarsanız çok uzun sürer çünkü bunun boyutu yüksek olur. Yani şu anda düşük gibi gözüküyor ama yani siz buna komut ekledikçe daha fazla boyutu yükseliyor. Mesela ben bir yere yapmıştım 500 MB'ı görmüştüm onun gibi. Bunun için ne yapacaksınız onu göstereceğim. Şimdi yeni bir klasör açmanızı öneriyorum bunun için. Mesela isimde DC2 olsun bunun da. Bunu da açalım. Şöyle şunu yana alalım.
Bakın, buradan tüm her şeyi kopyalayıp buraya atıyorsunuz. Şu not modülü dışında tüm her şeyi kopyalayıp buraya atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi, yani modül dışında her şeyi attık. Çünkü modüller bayağı bir yer kaplıyor. Yani sadece mesela şunu bakalım, mesela not modülü 12 MB kaplıyor. Gördüğünüz gibi, bir dakika bakamadık herhalde ama. Evet, not modülü gördüğünüz gibi 12 MB kaplıyor. Onun dışındaki her şey ise sadece 30 kilobayt, 40 kilobayt, 50 kilobayt. Evet, yani şimdi bekliyoruz bakalım olmuş mu. Pending yazıyor hala. Şöyle bir yenileyelim. Evet, running yazıyor. Şimdi yani bu başladıktan sonra şuradan connect butonuna basıyorsunuz. RDP client'a basıyorsunuz. Buradan get password'a basıyorsunuz ve buradan seçmeniz lazım şimdi. Bakın şurada ettr.perm diye seçmişiz mesela biz. Aç diyorsunuz. Buraya geldi. Ben buraları sansürleyeceğim. Yani buralar sıkıntılı. Buradan basıyorsunuz ve password geliyor buraya. Gördüğünüz gibi şifremiz geldi. Şimdi ise yapacağınız şey şuna basmak. Göz gibi yani uzak masa üstüne açmak. Şimdi uzak masa üstüne açalım. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Bunu açıyorsunuz. Şuradan public lineage'i kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bağlan diyorsunuz. Birazcık bekletebilir burası. Bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kimlik bilgileri istedi. Username'i kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Password'u da aynı şekilde kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. İsterseniz beni anlatsa diyebilirsiniz. Tamam diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Böyle bir şey derse bu bilgisayar için bir daha sorma deyip evet deyin. Sıkıntı çıkarmaz yani sizin için, merak etmeyin. Birazcık bekletebilir burası. Bekliyorsunuz. Bakalım. Neyse, bu olana kadar ne yapalım? Bitti yani. Şu anda buradaki işimiz bitti. Şimdi gelin botumuz çalışıyor mu diye bir kontrol edelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi hala botumuz çalışıyor. Çalıştığından emin olduk. Şimdi bir daha kontrol edelim. Bu bazen uzun sürebiliyor. Yani 2 dakika da sürebilir, 1 dakika da sürebilir. 5 dakika da sürebilir. Evet, açıldı gördüğünüz gibi. Böyle bir şey geldi. Ben nasıl Google'a gireceğim diyorsunuz. Burada sadece Internet Explorer var. Ben ne yapacağım şimdi diyorsanız. Gelin size şimdi Google'ı yüklemeyi göstereceğim. Bakın, yani önceden bir Google'ı indirmeniz lazım. Geliyorsunuz şuradan Google'dan. Download Google yazıyorsunuz. Hemen şöyle bir şuradan şunu indirmeniz lazım. İsterseniz indirmeden de devam edebilirsin ama indirirsiniz daha rahat olur. Chrome'u indire basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bakalım neden gelmedi. Ah, garip. Geldi gördüğünüz gibi Chrome. Ben önceden zaten indirdiğim için bir daha indirdi. Buraya atıyorum. Ondan sonra geliyorsunuz buna sağ tıklayıp bekliyorsunuz birazcık. Kopyala diyorsunuz. Ctrl+C yapabilirsiniz isterseniz. Ben yapayım şöyle. Ondan sonra buraya gelip sağ tık yapıp yapıştır diyorsunuz ve buraya Google'ınız geliyor birkaç saniye içinde. İnternetinize bağlı olarak. Bekliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Gelin bir Chrome'u kuralım biz. Bekliyorsunuz. Burası birazcık bekletebilir. Aynı zamanda da Chrome'dan bir iki şey kurmamız lazım. Sıkıntı çıkartma ihtimali olduğu için. Evet, geldi gördüğünüz gibi. Chrome'umuzu kurduk. Şunu silebilirsiniz isterseniz. Şimdi buradan yüklememiz gereken bir iki şey var. Buradan Node.js indireceğiz. Node.js indirmezseniz büyük ihtimal çalışmaz. Şöyle Node.js indirelim. Şuna basalım. Gördüğünüz gibi geldi, hemen indirelim şunu. Bakalım. Şöyle hemen indirsin bu. Bir tane de Visual Studio Code indirin. Ya da ne bileyim istediğiniz herhangi bir kod düzenleyici de olur. Şurada olan diyelim. İstediğiniz sürümünü indirebilirsiniz. Ya
Ya da yani hemen şöyle şuradan şunu indirelim hemen. Bekliyorsun. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Zaten buranın interneti bayağı hızlı olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Büyük ihtimal. Okey. Hemen şunu bir kuruyorsunuz. Bunu da kuralım. Şöyle yaparsa yapalım bir de üzerine. Install diyelim. Gelin bir de speed test yapalım diyeceğim de birazcık kasabiliyor yani ara sıra. Bakalım. Yani bayağı güçsüz bir bilgisayar yani onu baştan diyeyim. Bir de sakın burada bu bilgisayarlardan sakın ama sakın mining vesaire yapmayın. Yasak olduğu için anında hesabınız büyük ihtimal kapanacaktır. Ben hiç denemedim ama gördüğünüz gibi kötü bir şey veriyor ama yani botunuz için yaklaşık yani bir 10 bin 100 bin kullanıcıya çok rahat yeter yani ben size diyeyim. Bekliyoruz bakalım pingimiz zaten sıfır. Gördüğünüz gibi normalde bu daha hızlı ama VDS'iniz yavaş olduğu için olmuyor daha hızlısı. Finish diyoruz. Şu anda kurduk şu anda her şey gerekli olan. Şimdi gelin şu dosyaları atalım biz. Şöyle nerede? DC2 diye bir tane klasör oluşturmuştuk. Not modülü dışında her şeyi silmiştik bildiğiniz gibi. Geliyorsunuz bunu kopyalıyorsunuz. Kopyaladık. Bakalım. Şu anda böyle kalsın. Hatta şunu kapatalım. Şu anda şişmiş kalmadı bunlar. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Zaten birkaç saniye sürecektir bu. Yani çok uzun sürmeyecektir zaten dosya küçük olduğu için. Gördüğünüz gibi Discord şeyimiz de buraya geldi. Şu anda bakın botumuz kapalı. Gelin onu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi botumuz şu anda kapalı. Botumuzu gelin bir açmaya çalışalım. Büyük ihtimal siz ilk açmaya çalıştığınızda böyle bir sıkıntı yapacaktır. Çünkü siz bildiğiniz bir modülleri sildik. Peki biz modüllerin elinden nasıl kuracağız diyorsanız yine Shift sağ tık yapıyorsunuz. Buradan Open Command Window Here yapıyorsunuz. Ondan sonra şuraya şey yazıyorsunuz. Nasıl diyeyim? Bir dakika unuttum bir an. NPM i yazıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bu birazcık uzun sürebilir. Gördüğünüz gibi paketleri yüklüyor şu anda. Bir de bakın burada paket diye bir tane şey var. Bunu açıyorsunuz. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi zaten bunun içine tüm gerekli modüllerin otomatik olarak geldiğini göreceksinizdir. Zaten bunun içinde otomatik olarak genellikle dur, bu değil özür dilerim. Paket nokta zaten tüm modüller önceden belirlenmiş oluyor. Yani gelecek tüm modüller belirlenmiş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi not modülü mesela bunu kur diyor. Dosyayı okuyup ona göre kuruyor. Şu anda bitti. Gelin bir açalım biz şunu. Bakalım bu sefer çalışacak mı? Gördüğünüz gibi çalıştı. Gelin bir deneyelim bakalım. Bakalım gördüğünüz gibi çalıştı. Mesela yine kullanınca eksi bilgi yazalım. Gördüğünüz gibi botumuz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Başka ne varmış? Mesela sunucu eksi bilgi varmış. Sunucu eksi bilgi. Gördüğünüz gibi sunucu bilgilerimiz falan her şey çalışıyor şu anda. Siz istediğiniz gibi botu artık buradan düzenleyebilirsiniz. Kurduğumuz Visual Studio Code da buna yarıyor. Mesela biz mesela herhangi bir komutu değiştireceğiz. Mesela ne komutu değiştirelim? Bakalım. Bu sefer de gelin sunucu bilgiyi bir değiştirelim biz. Ve sağ tıklıyorsunuz. Choose Default Program deyip şunu Visual Studio Code'la açalım biz. Gördüğünüz gibi geldi. Evet, yani siz istediğiniz gibi bunları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bakalım mesela bulunduğu bölge diye bir tane ne yazık ki artık herhalde Discord bulunduğu bölgeyi gizliyor büyük ihtimal. Ondan dolayı bulunduğu bölge gözükmüyor. Mesela ben bu komutu ondan dolayı sileceğim büyük ihtimal. Bakalım Let Region'dan hemen şunu silelim. Sildik. CTRL-S yapmayı sakın unutmayın. CTRL-S'yi aynı anda basınca komutu kaydetmiş olursunuz. Gelin biz bir hemen şunu yenileyelim. Bakalım çalışacak mı? Bakalım şimdi deneyelim. Sunucu bilgileri araştırılıyor. Bekliyoruz. Neden bu kadar sürdüyse bu.
bakalım, belki kumutta bir sıkıntı olmuştur. Kumudu büyük ihtimal yanlış düzenlemişiz, ondan dolayı oldu. Bakalım. Let Discord Ferhan. Sunucu ismi, sunucu ID, sunucu sahibi. Heh, bakın buradaki bir sıkıntı da olmuş. Şurayı da gene silelim hemen. Bir saniye. Bir şey kontrol ediyorum. Burayı da silince %90 ihtimal, yani kesin bir şekilde büyük ihtimal çalışacaktır. Bunu yeniden kapatalım. Yeniden açalım. Bakalım bu sefer çalışacak mı? Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi çalıştı. Yani istediğiniz gibi kendinize göre bunları değiştirebilirsiniz. İki tane kategori varmış derken, yani şu kategorilerden bahsediyor. İki tane, bir tane yazı kanalı, bir tane ses kanalı varmış. Siz bunları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yani sonraki videoda büyük ihtimal nasıl yeni komutlar eklenir onu göstermeyi düşünüyorum. Aynı zamanda da büyük ihtimal yakında bir yeni bir tane sunucu açmayı düşünüyorum sizin için. Yorumlarda biri söyle demiş. Büyük ihtimal bu sunucuyu ona adarım diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, bakalım başka bir sıkıntı var mı bugünlük? Bugünlük başka bir sıkıntımız yok. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video işinize yaradıysa like atmayı lütfen unutmayınız. Hadi görüşürüz.